Adınızı öğrenebilir miyim? Nevin Kesen. Nevin Hanım, nerelisiniz? Ankara. Ankaralısınız. Beylikdüzü'nde mi yaşıyorsunuz? Evet. Beylikdüzü'nde yaşıyorum. Peki Beylikdüzü Belediye Başkanı tanıyor musunuz Nevin Hanım? Tanıyoruz tabii ki. Ekrem İmamoğlu'ydu daha önce. Şu anda neydi ismi? Çalış. Mehmet Çalış mıydı? Çalış, evet. Peki kendisinden yeni bir sürece girdik biliyorsunuz. Kendisinden hizmet açısından beklentileriniz nelerdir? Valla olan şu anda yani daha önceki başkanımızın yaptığını devam ettirsin. Çok güzel her şey. Yani biz önceki düzeni çok memnunuz. Kıyaslıyor musunuz peki? Daha kıyaslama şeyimiz olmadı. Hani yeni başladığı için. Belki daha sonra kıyaslar mıyız onu da bilmiyorum. Kendisinde birkaç kere gördük. Mesela Ekrem Bey'i daha çok görüyorduk. Murat Bey'i pek görmedik. Peki hiç dilek ve şikayetleriniz için belediye binasına gittiniz mi ya da hiç aradınız mı? Yok, aramadık. Herhangi bir şikayetimiz olmuyor zaten. Dileklerimiz de ne olabilir? İstediğimiz her şey oluyor. Buraya mesela bir sorun vardı geçen gün. Belediyeden geldiler sorunlarla ilgili. Yani tutanak tuttular. Mesela şu ne istiyorsunuz şeklinde. Hani herhangi bir sorun oluşmuyor zaten. Peki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Tanıyoruz. Kendisinden beklentilerinizi alabilir miyim? Şimdi o da çok güzel bir şekilde her şeyi rayına oturtacak inşallah. Daha onun ne eksiği var, büyükşehirin ne şeyi var onu bilemeyiz. Biz bilmiyoruz. Peki belediyecilik anlamında hizmetini beğendiğiniz, Beylikdüzü Belediyesi'ne önerebileceğiniz belediye var mı? Evet, ilçe olarak İstanbul içerisinde çalıştığını düşündüğünüz, iyi hizmet verdiğini düşündüğünüz bir belediye. Ne var ben de bilmiyorum ki İstanbul dışına fazla çıkmadığımız için öyle Beylikdüzü Belediyesi'nde buradayız, burada kaldık yıllardır da. Beşiktaş çok güzel hani. Hani güzel olarak ama belediyesi nasıl çalışıyor onu bilemem. Bakırköy güzel. Veya başka neresi var? Yani genelde ilçeler şu an zaten aşağı yukarı hepsi aynı eşitlikte çalışıyorlar. Hani kenar dediğimiz biraz hani şeyde ücrada kalan ilçeler bile eskiye nazaran tabii ki farklılıklar oldu, değişiklikler oldu. Yani atıyorum ben işte 27 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. 27 yıl önceki bazı belediyelerde çok eksiklikler vardı ama şu an daha azami, daha iyi. Yani bir öyle çok kötü bir ilçe, çok pis bir ilçe olarak görmüyoruz. Yani İstanbul genel olarak her yer aynı, eşit. Temizlik açısından, işte ulaşım açısından herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani kendi aracımızla gitmektense toplu araçlar kullanmak şu an daha mantıklı geliyor. Daha çabuk gidiyoruz, ondan sonra vaktinde ulaşıyoruz gideceğimiz yere. Malum İstanbul trafiği çok yoğun tabii ki. Yani öyle kötü bir ilçe olarak hiç rastlamadık henüz yani. Peki Nevin Hanım, sizin son kez Beylikdüzü Belediye Başkanı'na mesajınız olsa bu ne olurdu? Bilmiyorum ki Güler. Halkın içerisine girmesini ister misiniz? Buradaki bize gösterdiği ilgi, yakınlık, bizden biriymiş gibi davranışları eminim Büyükşehir Belediyesi'nde de aynı olacaktır. Buraya kendisi geldiğinde ondan sonra bize bir dost, bir arkadaş, bir akraba, bir komşu yakınlığı gösteriyordu. Aynı fikirde olursunuz olmazsınız ama herkesi eşit tutuyordu. Umarım buradaki performansı Büyükşehir Belediyesi'nde de aynı şekilde devam eder. Ondan sonra yol açık olsun diyoruz. Güzellikler yapacaktır. Yani şu an zaten İstanbul'un çok böyle en çok sorunu şu an trafik sorunu. Bunun haricinde işte kültürel etkinliklerdi, şunlardı, bunlar. Tabii ki mutlaka eksiklikler çok ama eminim Ekrem Bey en güzelini yapacaktır kendi ekibiyle birlikte. Yol açık olsun diyoruz. Başarılar diliyoruz. Biz kendisinden belediye buradaki şeyinden çalışmalarından memnun kalmıştık. Ondan sonra umarım tüm İstanbul'u da memnun kalır. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce kusura bakmayın sözünüzü kestim. Sanat atölyelerini açarak biz ev kadınlarına üretkenliğimizi burada bir şeyler üretmek, yaptıklarımızı işte halka sunmak, satmak, bir şeyler kazanmak açısından her şeyden önce burayı bize kattığı için çok çok teşekkür ediyoruz. Geliyoruz burada ev ortamı gibiyiz. İşte atölye ortamı herkes herkesle dost, arkadaş.
yaptıklarımızı kültür merkezinde sergileyerek, halka sunarak, tabii ki bunlar da bizi çok güzel motive etti. Artık evimizde kalmak istemiyoruz. Haftanın 3 günü geliyoruz ama istiyoruz ki 6 gün gelelim, 5 gün gelelim. Güzel şeyler oldu bunlar da tabii ki bizim açımızdan. İnşallah diğer ilçelerde de aynı şeyler olur. Evet, ondan sonra her ilçede keşke böyle tabii, etkinlik olsa. Evet. Yeşil alanımız çok. Şimdi İstanbul'un içine göre bizler daha iyi yaşıyoruz. Şanslıyız. Sitelerimiz güzel, büyük siteler, oturma alanlarımız var. Tabii ki İstanbul'daki evler birbirine çok yakın, mahalle aralarında. İşte araç park sorunları, o tür sorunlarımız, sıkıntılarımız yok çok şükür. Her şeyden önce Gürpınar sahili halka açıldı daha önceki yıllar. Ben 20 yıldır burada oturuyorum. O zaman ilk geldiğimizde buralar çamur deryasıydı. Yani ev yok, bir şey yok, sazlıklar, şeyler. Gürpınar sahili yine öyleydi. Ama şimdi istediğimiz gibi rahatlıkla gidebiliyoruz, pikniğimizi yapabiliyoruz. Sahilde isterseniz güneşlenebilirsiniz, denize girebilirsiniz. Yani her şey sunuldu bize. Atıyorum bir kumburgaza deniz için gitmek istemiyoruz açıkçası. Çünkü sahilimiz artık çok güzel oldu. Akşam oturmak için kafeler, şeyler, gençler için marinamız çok güzel oldu. Bunlar da tabii ki bize çok güzel, kendisi için de güzel getiriler oldu. Bizim için de çok güzel şeyler oldu. O yüzden memnunuz yani. Evet. Bir yer yani. Evet. Gerçekten öyle. Yaşanılası bir yer. Güzel. Evet. Çok teşekkür ediyorum.